Neydi? Hocam Ali hakkındaki düşüncelerin neler? Ne? Ali hakkındaki düşüncelerin neler? Ben de bir soru sorabilir miyim hocam? O yemeklere biz de katılabiliyor muyuz? Şimdi arkadaşlar o yemeklere arkadaşlar da katılabilir mi? Bunu size bırakıyorum. Yani bana ulaştığınızda WhatsApp üzerine, Instagram üzerine hocam yemek yiyelim Ankara'dayım geldim dediğinizde arkadaşları davet ederseniz ben de onları davet edeceğim. Tamam mı? Size bırakıyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. 2021 hakimlik sınavını geride bıraktık. Arkadaşlarla bir karar verdik. Dedik ki, hocam dediler biz karşıya geçelim, oturalım. Sen de konuş, anlat. Hatta sana arada bir sorular soralım. Şu an onlar beni kameradan izliyor ama ben onları görüyorum. Arkadaşlar soru cevap şeklinde 2021 hakimlik sınavını değerlendireceğiz. Önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimizi konuşacağız. Güzel, biraz böyle salt bir konuşma havasında olacak. Güzel olacak. Sorular hazırlandı galiba. Soru gelecekti. Ali. Ali tencerede Ali değiştir şunu. Bu ne? Seni annem buraya bunlar için mi gönderdi? Ali Kayserili arkadaşlar. Bizim yazılımcımız. Kitapların dizgi işlerini falan büyük bir kısmını Ali yapıyor. Kapaklarda ismini yazmaya başladık. YouTube'ları da videoları da kesip biçiyor. Bu videoyu da yapacak. Şöyle ya. Lütfen. İşte bu. İşte bu. Şimdi arkadaşlar 2021 hakimlik sınavı geride kaldı. Çok güzel dönütler aldık. Birkaçını da okuyacağım zaten. Hukuk Öğretileri Instagram sayfasından da bu dönütleri hikayeler, storyler kısmında paylaştım. Bunları paylaştıklarımı da arşivledim. Oradan girip her zaman bakabilirsiniz. Ondan önceki yıllarda da 2019, 2020 yıllarında da yapılan KPSS grubu, kurum sınavları, hakimlik, kaymakamlık sınavlarında da sizden gelen mesajları, yani hukuk öğretir, neden hukuk öğretiri izliyoruz? Neden hukuk öğretiriyle ders çalışmalıyız? Gelen mesajların hepsini oraya stokladım. Bakabilirsiniz. İlk sorudan başlıyorum. Kim yazdı bu soruları? Okumak için zorlanıyor. Hocam diyor, sloganlarınız harika. Kaynağı nedir? Arkadaşlar sloganlarımızın kaynağı sizsiniz. İki tane çok sağlam sloganımız var. Birincisini bulan Şeyma arkadaşımız. Sen istemesen de hukuk öğretir. Hakikaten isminin, sloganının hakkını veriyor. Sen istemesen de hukuk öğretir diyoruz. Sen istersen de neler olur neler. Diğer sloganımız ise arkadaşlar. O yemekler ısmarlanacak. Nasıl? O sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak. Her öğrencimiz sınavdan önce eğer bizimle yola çıkmaya karar verdiyse eğitim paketleriyle hocam ben bu sınavın canına okuyacağım diyorsa sloganı net bize bir söz veriyor. Bir kere o derse her ders paketinde o eğitim paketinin canına okuyor. Yetmiyor bize bir söz veriyor. Diyor ki hocam ben o sınavı kazanacağım o yemekleri ısmarlayacağım. Evet, hayallerim için erken kalk projesinin nereden aklınıza geldi? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz sınava 30 gün kala, hakimlik sınavına 30 gün kala birinci gün olarak Twitter'dan her gün her sabah bazen 6'yı 5 geçe bazen 6'ya 5 kala oldu. Ama her sabah 6'da kalkılacak dedik ve bunu bir hashtagle paylaştık. Hayallerim için erken kalk projesi yaptık. Dediler ki ekipte dedim arkadaşlar dedim bu hayallerim için erken kalk projesi yapacağız. Herkes dedim işte sabah 5.30'da kalkacak. Herkes kendi projesine odaklanacak. Öğrencilerimizi işte Twitter'da paylaşımlarla, Instagram'da storylerle dinç tutacağız. Motivasyonunu yüksek tutacağız. Onlar çalışıyorsa biz de çalışacağız dedim. Kim paylaşacak bu storyleri? Ali hocam dedi ben sabahları erken kalkma problemim var dedi. Yusuf hocam dedi ben akşam da çalışıyorum şimdi erken kalkmak falan. Burak'ı görmeniz lazımdı. Dedim Burak işte hayallerim için erken kalk. Hocam da ben çocuk için böyle. Zaten geç uyuyorum hocam. Onda Emir adında bir oğlu var arkadaşlar. Allah bağışlasın. Mükemmel bir akşama kadar ders çalışıyor. Hiç kimseyi uyutmuyor böyle.
Hatta üst komşu alt komşuyu bir etki ediyormuş. O kadar yani. Hocam dedi ben mümkün değil. O zaman dedim merak etmeyin. Proje benden çıktı. Ben de uyanacağım. Arkadaşlar 30 gün boyunca espri bir yana 30 gün boyunca storylerle Twitter'da tweet paylaşarak, o tweetin ekran görüntüsünü Instagram postta paylaşarak, sonra Instagram'da zaman zaman canlı yayınlar açarak sabahın 6'sında canlı yayına giriyorduk. Bu şekilde sabah 6'da kalktık. 9 saat boyunca, gün boyunca artık aralıkları tamamen siz belirlediniz. Minimum 9 saat boyunca kronometre tutarak ders çalıştı öğrencilerimiz, arkadaşlarımız. Buna çok güzel, rekor bir katılım oldu. 400'ün üstünde katılım oldu. Hocam bunu neye göre ölçtünüz derseniz, paylaştığım bir post sabah 6'da paylaşıyorsam 7'ye kadar arkadaşlar 225 bandında bir beğeni alırken 8-9 olunca 450'nin üstünde beğeni almaya başladı. Ve buna katılım son gün canlı yayında da bir anda sabah 6'da açtığımızda canlı yayın arkadaşlar 200'ün üstünde sabah 6'da 200'ün üstünde canlı katılım oldu. Ciddi bir katılım oldu. Dönütleri harikaydı. Neden? Çünkü süre tutarak çalıştık. 1. 2. Birlikte çalıştık. Üçüncüsü sadece sizi ben uyandırmakla kalmadım. Ben de o gün kalktım. İşte kaymakamlık için aklımızda bir proje var. İcra müdürlüğü için aklımızda bir proje var. Bunun için soru yazdım. Bunun için konu yazdım. Araştırma yaptım vesaire vesaire. Yani ben de çalıştım. Birlikten kuvvet doğdu. Hayallerim için erken kalk projesini sabırla 30 gün boyunca çok zor oldu. Farkındayım ama değdi. 30 gün boyunca devam ettik. Bu ilk değil arkadaşlar bu arada. Biz bunu daha önce kaymakamlık için de yaptık. 2019 hakimlik için yine yaptık. 2020 hakimlik için yine yaptık. O zaman da 40 sabah erken kalk projesiydi. Yusuf hatırlıyorsun değil mi? 40 sabah erken kalk projesi. 2022 için yapacağız. Yapacağız. Sen yine katılmayacaksın muhtemelen. Çocuk biliyoruz artık. İnşallah bakalım. Ekip böyle arkadaşlar. Çok. Şimdi arkadaşlar kaymakamlık için bir projeniz var mı? Arkadaşlar aylardır üzerinde çalıştığım bir proje var. Ete kemiğe bürünmek üzere. Her şey Ali'de. Ben materyallerimi bitirdim. Ali şöyle yapıyor. Tamam mı? Yani inşallah önümüzdeki birkaç yıla çıkartacak. Hazırlayacak. 2023 Ocak ayı. Yo erken 2023. Bence 2025'e hazırla sen onları. Geç mi? Geç. O zaman 2024'e. Arkadaşlar inşallah en fazla bir ay diyorum. Bir ay içerisinde netleştiğinde de yani netleşti ama çıktığında inşallah paylaşacağım. Hocam bitti diyeceğim. 2025 hedefi koymuştu. Ben bir aya çektim. Kestik. Hocam çaydan da yiyin. Ne güzel demlenmişti. Harika. Video eğitim paketlerine erişim süresi var mı, güncel midir? Arkadaşlar bizdeki video eğitim paketlerine 1 yıl erişim hakkınız oluyor. Sınava kadar değil. Aldığınız tarihten itibaren zaten birçok farklarımızdan bir tanesi de bu. Alım yani sipariş oluşturduktan, ödeme yapıldıktan sonra 1 yıl erişim hakkınız oluyor. O 1 yıl içerisinde aldığınız eğitim paketi içerisinde herhangi bir kanun değişikliği olduğunda bu içerisinde videolarda ve notlarda güncelleme yapılıyor. İçiniz rahat olsun. Bir yıl içerisinde zaten o sınavı kazanıyorsunuz inşallah. Şunu söylemekte fayda var. Yani videolar eksiksiz bir şekilde hazırlıyoruz. Konuları tam öğretiyoruz size. Soru çözümleriyle bunu tam oturtturuyoruz. Fakat sen bu eğitim paketini izlemezsen ben içerisinde çıkacak soruları bile çözsem ki öyle yapıyorum. Çıkacak soruları bile çözsem arkadaşlar bir faydası olmaz. Yani olay tamamen sende bitiyor. Biz sana bu süreçte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öğrenci yorumlarını okur musunuz hakimlik sınavı için? Şimdi arkadaşlar birçok yorum geldi. Bunlarla ilgili yorumları Instagram'da sabitledim. Onunla ilgili birkaç tane okuyacağım. Fazla vaktinizi almayacağım. Başlayalım. Hocam kendimi denemek için girmiştim. Yetiştiği yere kadar demiştim. Ama bugün bir umut doğdu içime. Sizinle çalıştığım her konuyu yaptım. Demek ki tümünü bitirseydim kazanırdım. Teşekkürler. Hocam, 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 hocam. Her anlattığınız... Ali bunları böyle ekrana yansıttım. İsimleri gizle.
Hocam, her anlattığınız çıkar mı? Hepsini tek tek çıktı ve sizin anlatım şeklinize göre yüzümde de bir gülümseme tutturdu. İyi ki hukuku öğretirleyim. Hocam siz harika bir hocasınız. Teşekkür ederim. Ben en başta zaten Murat Hoca ile çalıştığımdan dersler cepte dedim. Ve sınavda da yanılmadığımı gördüm. Hep sizin sesinizi duydum sanki. Sizinle beraber soru çözümü yapıyor gibiydim. Pat pat pat. Belki bu yıl olmadı ama seneye daha sıkı bir şekilde sizinleyim hocam. Bu sınav bana umut oldu. Siz umut oldunuz. Her yapabildiğiniz soruda sen istemesen de hukuk öğretir sözünü sizin sesinizde söyledim. Sağlıklı günler diliyorum. O yemekler ısmarlanacak. Hocam bir kez daha anlaşıldı ki bütün eğitim ve soru çözüm paketleri eksiksiz bitiren biri derece dahi yapabilir. Bunu bizzat sınavdan çıkan bir öğrencime söz vermiştim. Sınavdan sonra yemek yiyeceğiz diye Baran'a. Baran'la birlikte yemek yediğimizde arabayla onu aldım bulunduğu yerden. Arabaya biner binmez dediği şey şu. Hocam derece yapacak düzeyde çözdüm. Sizin videolarda arada bir sadık kalmadım. Soru çözümlerine sadık kalmadım. Farklı kaynaklara da yöneldim. O beni ciddi bir şekilde yordu. Ayrıntıya boğmuşum kendimi. Sizinle A'dan Z'ye bitirdiğim derslerde eminim full çekeceğim. Diğerlerinde bazen sizi başka kaynaklarla da baktım. Sıkıntı yok ama onlarda da sadece sizinle gitseydim çok farklı bir netice elde ederdim demişti. Ben bazılarını yetiştirememiştim. Arkadaşlar en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Şunu lütfen konu anlatımını bitirdiyseniz soru çözüm videolarında bitirin. Bizim yayınladığımız bir eğitim paketini mutlaka onu sen daha önce bitirmiş olsan bile gel bizden izle bitir eksiksiz bir şekilde öğren diyorum. Biricik hocam Allah sizden razı olsun. Sınavda resmen sesiniz kulaklarında çınlayarak yaptım. Çok teşekkür ederim. Emeğiniz çok büyük bir süreçte. Bizimle birlikte aynı telaşı yaşadınız. Allah çocuklarınıza ve eşinize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar nasip etsin. Eyvallah cümlemizin. Hocam sizden Allah razı olsun. Detay sorular vardı. Sizden dinlemesem asla yapamazdım. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Yetecek mi? Ama sizden Allah razı olsun. Geçen sene kalın kalın kitaplarda içinde kaybolmuştum. Ne çalıştığımı bile unutmuştum. Bu sene gerçekten çok rahat hazırlandım. Videolarınızda inşallah olumlu sonuçlar alırız. Ve ailenizle de o güzel yemekleri yeriz. Hocam hakkınızı helal edin. Çıkar dediğiniz yerler çıktı. Kulaklarımda sizin 3 aylık... Sesiniz çınladı demek istemiş herhalde burada. 3 aylık bir çalışmayla girdim bu sınava ve gerçekten iyi ki hukuk öğretimiyle tanışmışım. Bu sene olmazsa bile seneye yine sizinle yola devam edeceğim. Arkadaşlar çok var ama şunu da okuyayım. Yeterli galiba. Hocam Allah sizden de bizim için gece gündüz verdiğiniz emeklerden de razı olsun. Tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Tüm sene sizinle hazırlandım. Bir ara yoruldum, bıktım ama sonra sizin o motive edici videolarınıza denk gelip en başta daha hazır bir şekilde devam ettim. İlk girdiğimde sınavda beklediğimin çok üstünde bir başarıyla o sınavı tamamladım. Sorular çözerken Murat Hoca işte ya öğretmişti, işte ya deyip aha ya bu da çıktı. Umutla diyet sorulara geçtim. Düşünmedim bile üstüne, sadece işaretleyip geçtim. Bütün olumsuzlukları etkilere rağmen yapamazsın, edemezsin, senin harcırahın değil bu sınav. O bu gibi şeylere takılmayarak bu süreci tamamladık. Süreç nasıl devam ederse etsin, başarısız dahi olsam sizin yolunuzla hazırlanmaya devam edeceğim. İyi ki hukuk öğretir var gibi arkadaşlar gelen birçok soru. Bir sonrakine geçiyorum. Sizce hakimlik sınavı zor muydu? Arkadaşlar bir sınava zor veya kolay demek benim için bir kıstas değildir. Eğer ki sen o sınava A'dan Z'ye çalışmışsan o sınav senin için kolay bir sınav olur. Ama birçok kişi için zor bir sınav olur. Eğer ki sen sınava çalışmamışsan, hiç konular seninle alakalı değilse, hiç CMK bizden dinlemeden o sınava girmişsen, hiç medeni hukuk dinlemeden o sınava girmişsen, medeni hukuk çok kolay bile gelse senin için zor olacaktır arkadaşlar. O yüzden kıstasınız kolay mı zor mu bizim için değil. Bizim için eğitim paketlerini eksiksiz şekilde bizimle bitir, o sınavında hakkını ver. Bırak kolay sorsunlar, zor sorsunlar. Sen o soruyu yapabildiysen benim için önemli olan budur. Bakalım
Hakimlik sınavı için deneme önerir misiniz? Arkadaşlar denemeler hakkındaki fikrim net. Şunu söylüyorum. Eğer ki sınavdan önce bu hakimlik için, kaymakamlık için veya da hazırlandığın diğer sınavlar için soru hazırlayanlar baz aldığı kısas çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Bir denemeyi çözdün. Denemeden 95 yapıyorsun. Eğer ki bu seni rehavete kaptıracaksa ben zaten biliyorum. Sınavda da ben bu deneme gibi bir netice elde edeceğim diyorsan, tekrarlarını azaltacaksan, çalışma sürelerini azaltacaksan o denemeyi çözme. 100 üzerinden 95 yaptıran bir deneme kolay, çok basit bir şekilde hazırlanmışsa, sınavda onun bir tık üstünü yaptıklarında, maalesef gördük bunu da arkadaşlar, 70 bandında kalıyor öğrencilerimiz, 65 bandında kalıyor. Hocam diyor ya, ben 95 yapıyordum denemelerde. Şimdi 70'te kaldım diyor. Tamamen moralim bozuldu. Bir de o denemelere güvenerek diyor. Ne yaptım? Soru çözümlerini erteledim. Bunu yapacaksan deneme çözme. Artı başka bir tam tersini düşünelim. Deneme çok zor. İnanılmaz kasılmış. İnanılmaz detay sorular sormuş. ÖSYM'nin hazırladığı sorularla yakından uzaktan ilişkisi yok. Yapmış öğrencimiz 65. Moral, motivasyon düştü. Sınava kalmış 15 gün. Nereden çözdün bu denemeyi diyorsun. Eğer bu şekilde moralini bozacaksan o denemeyi de çözme. Yani deneme gerçekten arkadaşlar ciddi bir risk. Tamam mı? Yani sen tüm dersleri bitirmişsin. 15 gün kala deneme yapmaya başlamışsın. Netlerin 60-65'lerdeyse sıkıntı. Moral, motivasyon mahveder seni. O yüzden ben birçok arkadaşı biliyorum. 65-70 yaparken sınavda 80'in üstünde netler çıkardılar. Deneme konusunda fikrim bu arkadaşlar. Deneme çözüp çözmemek konusunu size bırakıyorum. Arkadaşlar derslerin sıralaması nasıl olmalıdır? Bununla ilgili video uzun olmasın diye konuşmayacağım. Buralara bir yere Ali eklersin. Rehberlik videoları var arkadaşlar. Bizim hakimlik, idare hakimlik, adliye hakimlik, kaymakamlık sınavları için rehberlik videoları var. Bu rehberlik oynatma listesini YouTube'dan inceleyin. Oralarda ayrıntılı bir şekilde anlattım. Eğer videoları bulamıyorsanız WhatsApp'tan da yazarsanız oradan da arkadaşlar size link atacaktır. Atacak. Videoları hazırlarken nasıl bir yol izliyorsunuz? Arkadaşlar şöyle hazırlıyoruz videoları. Öncelikle anlatacağımız ders, örnek veriyorum, ceza hukuku genel hükümleri ise onlarla ilgili benim kıssasım birincisi kanun mevzuatlar oluyor. İkinci kıssasım arkadaşlar bu mevzuatlardan gelişigüzel hazırlamanın hiçbir mantığı yok. Yani gidip sen dava dosyası çözmeyeceksin. Fiilatta bir uygulama yapmayacaksın. Sen o sınavı çözeceksin. Temel mantığımız bu. O zaman bizim el altındaki kitabımız şu oluyor. Çıkmış sorular oluyor. Yani bu soruyu hazırlayan yetkililer, ÖSYM veya senin sınavını hangi kurum hazırlıyorsa, bu sınavı hazırlarken nelere dikkat ediyorsa, nelere vurgu yapıyorsa onu baz alarak bu eğitim notları hazırlıyoruz. Notlara hazırlık birinci aşama. İkinci aşama, bazen çetrefilli kollar oluyor, başlıklar oluyor. Mesela aşağıdaki biridir, değildir diye veya en basitinden eşya hukukunda anlattığımız ana tapu sicili. Ana tapu sicili. Oğlum ne alakası var tapu siciliyle ya? Baban yömiye ile çalışıyor. Biz ev mev bilmeyiz. Bizim için bir tane tapu olsun gibi kodlama yaptım. Ana siciller, yardımcı siciller. İşte ana sicillerin bulunmadığı yerlere tutulacak şeyler vesaire. Bunlar mesela teferruatlı. Örnek veriyorum HSYK'nın yapısı teferruatlı. Örnek veriyorum temel hak ve ödevlerin sınıflandırılması 3'e bölüp. Bunlar gibi konularda bunun gibi onlarca kodlamalar yapıyoruz. Bir hikaye oluşturuyoruz. O eğitim paketinin yani ders notunun içerisinde bir kodlamalar silsilesi oluşturuyoruz. Ve bir hikayeyle yola çıkıyoruz. Yani bir çiki karakterini alıyoruz. Bir temeli alıyoruz. Bir dursunu alıyoruz. Her eğitim paketinde bir karikatür yapıyoruz. Tamam. Bu arkadaşlarla yola devam ediyoruz. Onları evlendiriyoruz. Boşandırıyoruz. Borçlandırıyoruz. Vekalet sözleşmesi yapıyoruz. Taşınmaz alıyoruz vesaire vesaire. Sözün özü şu. Eğitim paketi kodlamalarla hikayeleştirmelerle ilerliyor. Ve video çekimi bu şekilde tamamlanıyor. Siz o eğitim paketini tamamladığınızda o dersle ilgili karşınıza gelebilecek tüm soruları yapabiliyor düzeye geliyorsunuz. Yeter ki videoların hakkını verin, notları önünüze koyun, eksiksiz bir şekilde tamamlayın. Ali, son soru. Sana bırakıyorum. Yemek tabağında verecektim ama. Başarının sırrı nedir? Şimdi arkadaşlar,
Başarının sırrı şudur. Ali gibi çalışmaktır. Yani geç kalkacaksın. Saçları böyle yandan kestirip uzatmaya çalışacaksın. Grip oldun mesela, eczaneye gideceksin. Alt metni bilmediğinizden dolayı. Arkadaşlar başarının sırrı şudur. Bir hedef koyduğunuzda bu hedefi koyarken kendinde hissettiğin enerji, odaklandığın nokta çok yüksek oluyor. Diyorsun ki ben hakim olacağım. Enerjin çok yüksek. Hanımla konuşuyorsun, kız arkadaşınla konuşuyorsun veya annen babanla konuşuyorsun. Kararını verdin. Okul yeni bitmiş veya 5 yıl olmuş okul biteli. Memursun, 2 çocuk var ama acayip bir böyle şeye gelmişsin. Gaza gelmişsin, tamam mı? Ben hakim olacağım diyorsun. Ezberleri bozacağım diyorsun. Bu yüksek enerjini koyduğun anda o anı unutmaman lazım. O ana tekrar gitmen lazım. Benim sana iki tane tavsiyem var. Ben öyle yapıyorum. İkisinden birini tercih edebilirsin. Birincisi, o andaki enerjinle aç bir tane video çek. Telefonu aç, videonu çek. De ki bu enerjini unutma, bu inanmışlığını unutma, kararını verdin. Bu kararını ne ortaya çıkarsa çıksın beni alıkoymayacak. Engeller, başarıya giden yollarda engel yoksa o yol başarıya gitmiyor zaten. Buna emin ol. Aile faktörü olacak. Komşu faktörü, akraba faktörü, arkadaş faktörü, sağlık problemleri, hava şartları aklına ne gelirse gelsin. Problemler çıkacak. Problemler çıkmasa zaten o yol başarıya gitmiyor. Sancı olacak. Sancı olacak ki ortaya güzel bir şey çıksın zaten. Peki, video çekmen. Birinci kısasın bu. İkincisi, günlük tutman. Yani o anda hissettiklerini günlük olarak tut. Üçüncüsü ne biliyor musun arkadaşlar? Hukuk öğretini takip et. Ben çoğu zaman dilimin döndüğünce motivasyon videoları çekiyorum. Paylaşımlarda bulunuyorum. Hedefine karar verdikten sonra bu motivasyonla birlikte bir plan hazırlayacaksın. Bu plan hazırlama konusunda bizim rehberlik videolarımız var. Bunlarla ilgili yine WhatsApp'tan iletişime geçersiniz arkadaşlar, link paylaşır. Derslerin sıralaması hakkında, hangi eğitim paketlerinden yararlanabiliriz vesaire. Bunları da belirledikten sonra A'dan Z'ye çalışma sürecine başla. Ne zaman enerjin düşerse bana ulaş. Elimden geleni yaparım. Evet arkadaşlar, bir hakimlik sınavını daha geride bıraktık. Çok yorulduk. Çok çalıştık. Son 30 gün özellikle 12 saate varan bir çalışma oldu. Kendi açımdan arkadaşlar için. Yok öyle bir şey. Pazar günleri de ben çalıştım. Onlar çalışmadı. Tamam mı? Ama değdi. Çok güzel mesajlar aldık. Umarım netice de güzel olacak. Sonuçlar açıklandığında da, o mülakatlarda da geçtikten sonra da bol bol yemekler yiyeceğiz. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Benden yana bir hak geçtiyse helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Neydi slogan? Sen istemesen de hukuk öğretir. Hoş olun. Hoşça kalın. Neydi? Hocam Ali hakkındaki düşüncelerin neler? Ne? Ali hakkındaki düşüncelerin neler? Ben de bir soru sorabilir miyim hocam? O yemeklere biz de katılabiliyor muyuz? Şimdi arkadaşlar, o yemeklere arkadaşlar da katılabilir mi? Bunu size bırakıyorum. Yani bana ulaştığınızda WhatsApp üzerine, Instagram üzerine, hocam yemek yiyelim, Ankara'dayım, geldim dediğinizde, arkadaşları davet ederseniz ben de onları davet edeceğim. Tamam mı? Size bırakıyorum. Ali hakkındaki düşüncelerim farklı, o Kayserili. Mantı ne dedim? Hocam de YouTube'dan ben de izledim dedi. Dedim pastırma Ali. Hocam yani onu yani birkaç yıl oldu yeni öğrendim dedi. Kayseri'de doğma büyüme. İşte pastırma et var işte böyle bir çemen falan sarılıyor dedi. Baharatlarla onu donduruluyor falan dedi. Ciddi ciddi böyle anlatıyor. Yani pastırmadan haberi yok herhalde Kayseri'de. Yani en son herhalde bir kilosu 150 lirayken aldıydı. Şimdi düğünde falan takıyorlar hocam öyle. O zaman sana bir pastırma takacağız yakın zamanda. Çok Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, neydi slogan? Sen istemesen de hukuk öğretir.